Selamlar. Bugün seçim günü makyajı ve kombini yapacağız. Işıl ışıl olmak istiyorum. Tabii ki Kemal dedeme vereceğim oyumu. Başta ben de istemedim bu arada aday olsun. Çünkü gençlerin önü açılsın istiyorum artık. Ama Kemal dedem kadın erkek eşitliği diyor. İstanbul Sözleşmesi yaşatır diyor. Erdoğan ise sürtük diyor. Terörist diyor. Çürük diyor. Düşük diyor. Hatta kadın mıdır kız mıdır bilmem diyor. AKP sıralarında meclise girecek vekiller 15 yaşında kız çocukların evlenmesini savunuyorlar. Eşi olmayan bu kadınların sahiplendirilmesi gerektiğini savunuyorlar. Bayağı parti programları bu. Yanlış duymadınız, sahiplendirilmek. Bayağı bir köpek gibi. İttifak oldukları Yeni Refah Partisi'nin kadın milletvekilinin resmi bile yok. Karanlık! Kadının adı yok kısaca bu tarafta. Karı gibi mutfakta işi yokmuş mesela beylerin. Beyler sadece ayaklarını uzatıp çay bekler çünkü. Ben de sabahtan akşama kadar aynı işte, aynı mesaide çalışmamışım gibi. Artık devrin çok daha farklı bir devir olduğundan, kadınların evde sadece çocuk bakmaya indirgendiği zamandan, farklı bir zamanda yaşadığımızdan bir haber davranıyorlar. Öbür yanda dedem çay koyuyor. Çünkü karısıyla hayatı paylaşıyor olmaktan gurur duyuyor. Bu seçimi özellikle genç kadınlar olarak iyi tartmalısınız. Çünkü geleceğinizin nasıl görüneceği bu seçime bağlı olabilir. Sadece fanatik gibi taraf tutmadan doğruya doğru yanlışa yanlış demeyi öğrenmemiz gerek. Gözüme 7 oklu eyeliner yaptım. Çünkü 7. ok hanımcılık biliyorsunuz. CHP kırmızısı ruj sürmemek için kendimi çok zor tanıyorum. Evet, kombin için bu abiden nişan aldım. Bakalım. Evet. Oy pusulasına mühür vurmak için çok rahat, çok profesyonel. Ama aynı zamanda baharı hatırlatıyor. Evet, başka siyasi görüşten olduğumuz için taşlanmadığımız günlere diyorum. Görüşmek üzere.